2015 tarihinde 33 düş yolcumuzun 33 genç yüreğin katledildiği Suruç katliamının üzerinden bir yıl geçti. Kobani'yi yeniden inşa etmek için beraber yola çıktığımız, çantalarımıza umudu el ele doldurduğumuz, bir kentin yardım çığlığına tereddütsüz koştuğumuz Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde göz göre göre katledildik ve katillerimiz hala sokaklarda. Suruç'ta bu toprakların en güzel çocuklarından 33'ünü öldürenler bu katliamla yeni bir savaşın başlangıcını gerçekleştirdiler. Suruç'tan bu yana Ankara, İstanbul, Cizre, Sur, Nusaybin ve diğer Kürt illerinde yüzlerce insanımız katledildi. Kentlerimiz yerle bir edildi. Katiller Paris, Brüksel, Orlando ve Nice'ye kadar dünya halklarına da büyük acılar ve katliamlar yaşattılar. İşte Suruç katliamı böyle büyük bir savaş halini hayata geçirmek için gerçekleştirilmiş planlı ve organize bir katliamdır. Bu katliamın sorumlusu sadece ve tek başına IŞİD değildir. Olamaz da. Suruç katliamı AKP ve IŞİD işbirliğiyle gerçekleştirilen ortak bir saldırıdır. AKP'nin 7 Haziran seçimlerinin ardından savaşla iktidarı gasp etmek için giriştiği kanlı bir katliamdır. Ortaya çıkan belgeler gösteriyor ki siyasi iktidar, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Örgütü, Urfa Valiliği, Urfa Emniyet Müdürlüğü ve Suruç Kaymakamlığı bu katliamın kim tarafından ve ne zaman gerçekleşeceğini çok iyi biliyordu. Kendini aramızda patlatan bombacıyı patlamadan bir gün önce gözaltına alıp bırakacak kadar iyi biliyordu. Fakat ne bu katliam engellendi ne de katliam aydınlatıldı. İlk günden bugüne katiller değil, Suruç gazileri, Suruç için adalet isteyenler gözaltına alındı, tutuklandı. Suruç katliamının aydınlatılması için yaptığımız tüm talepler geri çevrildi. Ve 10 Ekim'de Ankara'da barış isteğimizi haykırırken bir kez daha katledildik. Suruç'un aydınlatılmaması Ankara, Sultanahmet, Taksim ve en son havalimanı katliamına yol açtı. Özellikle belirtmek isteriz ki Suruç katliamı bu toprakların gördüğü en kanlı gençlik katliamıdır. Bu katliamla dayanışma, mücadele ve yeniden inşa ruhuyla bir araya gelen güçlü bir gençlik hareketi topyekün teslim alınmak istenmiştir. Sadece sosyalist gençler değil, gençlik hareketi bir bütün olarak Suruç'ta hedeflenmiştir. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış için mücadele eden herkes Suruç'ta katledilmek istenmiştir. Bu yüzden Suruç için adalet mücadelesi gençliğin ortak talep ve mücadelesidir. İktidarın parçalama isteği boşa düşmüş, gençlik acıları da beraber sırtlanmış ve bu bir yıllık zorlu yolda el ele yürümüştür. Katillerden hesap sormak için bundan sonra da gençlik sokaklarda olmaya devam edecektir. Son günlerde ise AKP'nin demokrasi havarisi kesilmesine, özgürlük savunuculuğuna kimse inanmasın. Ne darbe ne diktatörlük halklara özgürlük veremez. Darbeciler de, diktatörler de, başta Suruç katliamı olmak üzere bütün katliamları ortaklaşa gerçekleştirmişlerdir. Darbeciler de, diktatörler de sokakları, meydanları, üniversiteleri birlikte teslim almak için kan ve zulümle saldırmışlardır. Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, gençlik darbecilere de diktatörlere de boyun eğmeyecektir. Tıpkı geçen sene bugün yaptığımız gibi, yine ellerimiz ezilenlere uzanacaktır. Biz bir yıl önce acımız daha tazeyken, yaralarımız kanarken, buradan nasıl Suruç'un hesabı sorulacak diye haykırdıysak, aynı öfkeyle, aynı acıyla Suruç katliamının birinci yılında da buradayız. Suruç'ta hedeflenen gençlikti, gençliğin devrimci mücadelesiydi. Uğurların, Cebo'ların, Ezgilerin, Bahar Annelerin, Alperlerin, Nartanların beraber büyüttüğü birleşik mücadele fikrini bugün onlardan bize bir miras biliyoruz. Hiçbir düşü yarım bırakmamak için, onların özlemini duyduğu yeni özgür yaşamı bu topraklarda inşa etmek için, adalet, özgürlük ve gerçek demokrasi için, her yeni güne onları anarak başlayacağız. Onların ellerinden alınmaya çalışılan düşler artık yoldaşlarına emanettir. Ve biz bu emaneti onurla ve kararlılıkla taşıyacağız. Kobani'den, Suruç'tan esen her rüzgarda onların umut kokan düşlerini anacağız. Bizler 33'lerin yoldaşları olarak Suruç'un birinci yılında yineliyoruz. 20 Temmuz 2015'te hissettiğimiz öfkemizle buradayız. Suruç'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Suruç'un hesabı sorulacak.